Adana'dan örnek vermek gerekirse bu kağıt toplayıcıları veya çöp toplayıcıları artık aldı başını gidiyor sorumsuzca, fütursuzca. Şimdi Adana'ya örnek veriyoruz ama ben zannedersem 81 vilayette de konu aynıdır. Yani ellerinde bir büyük bir araç efendim veya diyelim ki elektrikli bir romork. Efendim trafik kuralı tanımıyorlar, efendim refüjlerden usulsüz geçiyorlar, yaya tanımıyorlar, üzerlerinde kıyafetleri yok, eldivenleri yok, maskeleri yok, yani sağlık sorunu oluşturuyorlar, çevre kirliliği, hani kent estetiği nerede kalıyor, yani bunlara bir düzen verilmesi lazım. Yani bunlar kendi ekmeğini çıkarıyor diyebiliriz, yani duygusal olarak bakarsak, ama bunlara diyelim ki akşam 11'le yani 23'le sabah 6 saatler arasında şehri dolaşsınlar efendim. Yani ben ona da karşıyım da dolaşsınlar. Ama şimdi şehrin trafiğin yoğun olduğu bir saatte biz aracımızla veya karşıdan karşıya yayalar geçemezken bunlar arabalarını istedikleri gibi kullanıyorlar. Efendim laf söz de anlamıyorlar. Ellerinde sopaları, efendim bazılarında palaları, efendim laf da dinlemiyorlar. Yani buna biri dur demesi lazım. Yani şehrin sahiplerinin veya ekabirlerinin veya bürokratlarının bunlara sahip çıkması lazım. Şehir estetiği denilen konu burada işlemesi lazım. Lütfen, lütfen, lütfen.